أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم Tefsir Sûreti Yusuf. Yusuf Suresi'nin tefsiri. Tefsir Sûreti Yusuf. Sûreti Yusuf. Yusuf Suresi'nin tefsiri. Veyye Yusuf Suresi Mekkiyetün Mekki'dir. Kur'an-ı Kerim'in birçok yani bütün surelerin başlarına öyle geçer. Mekki Medeni. Kur'an-ı Kerim'deki bütün surelerin başına bakın. Orada böyle kaç ayet olduğu, Mekki midir, Medeni midir olduğu yazıyor. Mekkiyetün ev Medeniyetün. Mekki demek, Mekki veyahut da Medeni demek de ulemanın ihtilafı var. Asıl olan Mekki demek hicretten önce inen ayetlere Mekki deniliyor. Mekki ayet. Hicretten eğer bir ayet hicretten önce inmişse Mekki'dir. Hicretten sonra inmişse Medeni'dir. Velev ki Mekke'de inse bile, velev ki başka bir diyarda inmiş olsa bile, surelerin başlarında Mekki midir, Medeni midir? O yazıyor. Mekki ne demektir? Hicretten önce inmiştir. Misal şöyle söyleyeyim. Peygamberimiz hicret etti. Mekke'den Medine'ye hicret etti. Sonra Mekke'nin fethi tahakkuk oldu. Sonra Mekke ne yapıldı? Fethedildi. Mekke fethedildikten sonra Mekke'de inen ayetler de Mekki'dir. Medeni'dir. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret etti. Sonra Mekke'nin fethi müyesser olundu. Mekke'nin fethine Müslümanlar nail oldular. Peygamberimiz Mekke-i Mükerreme'ye gitti. Sure indi, o Medeni'dir. Mekke zamanında diyelim ki hicret etmeden önce başka bir diyarda ayet inmişse o da yine Mekki'dir. Yani bazı alimler Mekki deyince Mekke'de inendir, Medeni deyince Medine'de inendir diyorlarsa, ama ekser ulemanın görüşü budur. Surelerin başlarına geçen Mekki Medeni'den kasıt budur. Hicretten önce inmiş veyahut da hicretten sonra inmiş. Hicretten önce inenler Mekki'dir, hicretten sonra inenlerse Medeni'dir. Ve bu sure Mekkiyetün Mekki'dir. Yani ne demek? Mekke'den önce dersen yanlış olur. Hicretten önceymiş. Demek ki bu sure ve hiye bu sure nedir? Mekkiyetün Mekki'dir. Yani hicretten önceymiş. Yusuf suresi hicretten önceymiş. Ve ayuha ve ayuha aleyhisselam, bunlara siz dikkat edin. Ve ayuha, bunun ayetleri. Ay yine ayetin cemisidir. Ayetün ayeten ayat geldiği gibi ay olarak da geliyor. Ay ve ayuha, bu surenin ayetleri miyetün ve ihda aşrate, 111'dir. Ala mahvel mezbur, yani zapt olunan şey üzere budur. Yusuf suresi Mekki'dir. Yusuf suresi Mekki'dir. Yani hicretten önce inmiştir ve 111 ayettir. 1-1-1, 3 tane 1. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sure-i celilenin fazileti hakkında. Tefsirlerde genelde bu usul, bu üslup takip edilir. Surenin izahından evvel, tefsirinden evvel surenin faziletinden bahsedilir. Rüvayet olundu ki
Ruvi'ye rivayet olunur. Kimden? An Ubey ibn Ka'b'in radiyallahu anhu. Ubey ibn Ka'b'dan radiyallahu anhu rivayet olundu ki o da kimden? An Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. O da Peygamber Efendimiz'den rivayet etti. Ennehu şan, ennehu Peygamber Efendimiz gale buyurdu. Peygamber Efendimiz buyurdu ki Allimu erikaekum surete Yusuf fe innehu eyyuma müslümin emlaha ev allemaha ehlehu ve ma meleket yeminehu hevvenallahu aleyhi sekeratil mevti ve allahul kuvvete ve la yahsude müslümen. Çok acayip. Son kısmı tamamen bu hadis-i şerifin son kısmı, yani bir kimse bu sureyi sırf bundan dolayı ezberlese haktır ha. Bir sürü nimeti var, bir sürü özelliği var ama son söyleyeceğim hadis-i şerifin son kısmına tabiri caizse can alıcı kısmı sonunda. Sırf bunun için bir kimse bu sureyi ezberlese haktır. Başka bir amaç değil, sırf bundan dolayı. Peygamber Efendimiz buyurdu ki Allimu öğretin. Kime? Erikaekum kölelerinize. Elinizin altındakilere. Neyi öğretin? Surete Yusuf'e. Yusuf suresini öğretin. Elinizin altındaki kölelere. Şu an köle yok. Köle yok. Fe innehu. Çünkü eyyuma müslümin, hangi bir müslüman ki emla yazdı, imla etti, yazdı ha bu sureyi. Ev yahut da allem öğretti ha bu sureyi. Bu herhangi bir müslüman, herhangi bir iman etmiş bir kimse, Allah'a iman etmiş, peygamberi kabul etmiş bir müslüman bu sureyi yazarsa, ya biz yazmayı bilmiyoruz, yahut da öğretirse kime? Ehlehu, ehline, hanımına, çoluğuna, çocuğuna, elinin altındaki işçisine. Söz sahibidir, işçisine öğretiyor, çırağına öğretiyor, hanımına öğretiyor, oğluna kızına öğretiyor, neyse artık kim ehline öğretirse. Daha ve o şey ki meleket malik olduğu bir yeminuhu, yemini malik olduğu, yani kölesi. Şimdi Yusuf Aleyhisselam köle oldu ya, böyle kölelikten, hep Peygamberimiz kölelikten bahsediyor. Köleliği böyle bir özel orada bir gösteriyor. Kim bu Yusuf suresini, kim Yusuf suresini, herhangi bir Müslüman Yusuf suresini yazarsa veyahut da öğretirse, kime öğretiyor? Ehline öğretiyor, elinin altındakileri öğretirse hevvene kolay yapar, kolaylaştırır. Kim Allahu, Allah Teala Hazretleri aleyhi, onun üzerine ni sekeratil mevt, ölüm sekeratını kolay eder. Adam bakıyorsun bir türlü ölmüyor, günlerce sıkıntı çekiyor, ha öldü ölecek, ha öldü ölecek, böyle gözü açık terliyor, şu oluyor bu oluyor, böyle gördükçe ızdırap çekiyorsun, ölmüyor bir türlü, yani yaşamayacağı belli ama ölmüyor da. Izdırap üzerine ızdırap, ızdırap üzerine ızdırap çekiyor. İşte Peygamber Efendimiz buyurdu ki kim ehline bu sureyi öğretirse, elinin altındakileri bunu öğretirse, Mevla o kimseye, bakın öğrenen kimseye demiyor ha, dikkat edin hadis-i şerife, öğretene var bunlar. Yani sen çoluğuna çocuğuna öğrettin, çoluğun çocuğun bu şekilde kurtulacak değil ha, sen kurtulacaksın. Hadis-i şerifi iyi anlayalım. Kim çoluğuna çocuğuna, ehlini öğretti, elinin altındakilere bunu öğretti veyahut da yazdı, o kimseye ölüm sekeratül mevt, o ölüm anı, ruhunun çıkma anı kolay olur. Ve a'da verir kime hu ona? Allah. Ve a'da Allah verir hu ona. Neyi verir? El kuvvete, Mevla kuvvet verir. Allah ona ne verir? Kuvvet verir. Yusuf Aleyhisselam Mevla Teala kuyudan aldı, kölelikten aldı, Mısır'ın hükümdarı yaptı, yani maliye naziri yaptı, maliye bakanı yaptı. Bak Mevla ona ne kuvvet verdi. Bütün Mısır'ın bütün ekonomisi onun elindeydi, onun iki dudağın arasındaydı. Mevla ona o kuvvet verdi. İşte Mevla böyle kuvvet verir. Kim çoluğuna çocuğuna ehline elinin altındakiler bunu öğretti, Mevla ona kuvvet verir. Şimdi ekonomik sıkıntı çekiyoruz, ekonomik kaygımız var, ekonomik bir sürü sıkıntımız var, bunlardandır. Müslümansak sebebi bunlardır. Allah gösteriyor. Bunları yapın. Ya yapmazsak, o zaman da zaten bizim Müslümanlığımızda bir sıkıntı var. Yaparsak olur mu acaba? Şimdi öyle bir korkumuz var bizim aslında.
Müslümanlığımızın böyle bizim altında kazdığımız ama bu var, bu. Yani böyle bir sanki güvende bir sıkıntı var. Yaparsak olur mu? Şimdi Edip abi, et götürün, et satıyor. Birine götürdünüz diyelim ki kilosunu 50 liradan, bir adam dedi ki getir ben 75 liradan alacağım, farz misal. Bu adama bu akşam götürür müsünüz? Bu adam 100 kilo istedi, bu akşam götürür müsünüz? Bu adam ekonomik imkanı kuvvetli olan bir adam, götürür müsünüz? Götürürsünüz, çünkü biliyorsunuz bu adamın ekonomik kuvveti var buna ve bu adam az da olsa yani sözüne sadıktır. Ona o güvenciniz olduğu için bu saatte evde yatmanız gerektiği halde, uzanmanız gerektiği halde, gündüz çalışmıştınız, yorulmuştunuz, sıkılmıştınız, bir sürü haliniz olduğu halde o adama olan güvenciniz, o adamın kudretine olan inancınız, bu adam 50'lik eti 75'e alır, bir kere 7500 lira çıkarır verir, ona inanıyorsanız bu saatte gidiyorsunuz. Doğru mu? Hepimiz öyle yaparız. Allah'ın bunu vereceğine inanmıyor muyuz ki buna bu saatte uğraşmıyoruz? Onda bir sıkıntımız var bizim. Bizim bütün sıkıntımız bu. Allah'ımızın bize bunu vereceğine böyle bir tereddüdümüz var. Kendimiz sıkıntımız. Yoksa bilsek ki vereceğini %100 o adama güven, öyle değil mi? Bu saatte gittim misal diyelim ki bir şey oluyor. Gel ya nazımız yapıyoruz, yorgunuz, şu atız. Başka bir adam arasa dese ki gel şuradan şuraya bir tane kablo çek, 1000 lira vereceğim. Normalde o iş 25 liralık bir iştir. 1000 lira vereceğim, gider misin? Yorgundun, argındın, şuydu buydu. Adamın ekonomik kuvvetine inanıyorsan, adamın sözüne az bir şey inanıyorsan çekip gidersin. Şimdi bak Allah'ımız böyle buyuruyor. Kim bunu çocuğuna, çoluğuna, çocuğuna öğretti, elinin altındakileri öğretti, Mevla ona kuvvet verir. Onu çöpçüyken, kınamıyoruz bu mesleği tabii, onu çöpçüyken ben bakan yaparım, maliye nazırı yaparım. Yani şu anki bakanlar yanında çöplük kalır. Ama bizim bir, işte dediğim gibi her zaman, o güvencimizde bir sıkıntı var. Olur mu, olmaz mı? Yapar mı, yapmaz mı? Hep böyle bir tereddüdümüz olduğundan biz kaybediyoruz. Yapanlar kazandı. Yusuf Aleyhisselam güvendi, yaptı, kazandı. Meryem Validemiz güvendi, yaptı, kazandı. Kim yapmışsa kazandı. Biz yapmadığımız için sıkıntı. Yani Mevlamız aynı Mevla. Yusuf Aleyhisselam'a veren Mevla yine aynı Mevla. Meryem Validemize veren, kışın, yaz, yazın kış meyvelerini veren Allah'ımız yine aynı Allah Celle Celaluhu. Ama biz sıkıntılı olduğumuz için biz göremiyoruz. Ve a'da Mevla ve ruhu ona neyi? El kuvvete, kuvveti verir. Bak burası son kısım. Daha neyi verir? Ve ella yahsude, haset etmemeyi verir. Müslüman, hiçbir Müslümana haset etmemeyi verir. Allah Allah. Hiçbir Müslümana haset etmiyorsun. Bir öyle bir Müslümanlık düşünsene ya. İnsanları sadece ve sadece benim Allah'ım kuludur, benim peygamberimin ümmetidir diye düşünerek onlara içinde gram gram, miligram bir haset yok, bir kızmak yok, bir şey yok, hiçbir şey. Kalbin onlara karşı tamamen deniz, sıfır, hiçbir şey yok ya. Bunları yaparsam öyle sana bunu verir. Müslümana karşı haset etmezsin, Müslümana karşı kızmazsın. Ahirete düşünsene, bu kalp ile Mevla'ya gidiyorsun. Hiçbir Müslümana içinde haset yok, hiçbir Müslümana kızgınlığın yok. Şimdi camide secde ettiğimiz, yanı başında omuzumuz omuzumuza değdiği adama haset ediyoruz. Secdede aynı Allah'a, aynı peygambere, aynı mekandayız. Omuzumuz omuzumuza değmiş, elimizden gelse bir kaşık suda boğarız, öyle bir Müslümanlığımız var. Allah-u Teala öyle diyor. Sana öyle bir haset veririm ki hiçbir Müslümana haset etmezsin. Sırf Müslüman olduğu için bu adam için ölürsün, seversin. Sana böyle bir haset verir. Çok acayip bir nimet değil mi? Bilmiyorum, bana çok acayip geldi. Bu hadis-i şerifi duyunca çok acayime gitti. Mevla sana böyle bir özellik verir. Hiçbir Müslümana haset etmiyorsun. Hiçbir Müslümana ya. Müslüman mı? O kadar. İçinde sıfır. Sıfır ya, sıfır bu adama karşı. Sıfır kin, sıfır gara, sıfır, yani hiçbir şey yok ya. Hep olumlu şeyler var. Mevlam çoluk çocuğumuz, ilk önce kendimiz, sonra çoluk çocuğumuza bunu öğretmeyi nasip etsin. Büyük bir nimet. Dediğim gibi eğer biz bunu yapmıyorsak güvencimize sıkıntı var. Şimdi biz başka yerlerden ekonomik rahatlığı düşünüyoruz. Başka şeyler uğraşarak kazanmaya çalışıyoruz. Mülkün o sahibi olan Allah nasip, tamam. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ
ve tenzi'ul mülke mimmen teşâ ve tu'izu men teşâ'u ve tudillu men teşâ biyedikel hayr inneke alâ kulli şeyin kadir. Kulillâhumme, kul de ki Allahümme ey Allah'ım, malikel mülkü, mülkün sahibi olan Allah'ım, tu'ti verirsin el mülke mülkü men teşâ'u dilediğine versin. Kulillâhumme malikel mülkü tu'til mülke ve tenzi'ul mülke mimmen teşâ, dilediğinden de mülkü ne yaparsın? Soyup alırsın. Ve tu'izu men teşâ'u, dilediğini aziz edersin. Ve tuzillu men teşâ'u, dilediğini zelil edersin. Bir gecede aziz edersin, bir gecede zelil edersin. Bir gecede ağa yaparsın, bir gecede rezil edersin. Yani sıfırın altına indirirsin. İnneke alâ kulli şeyin kadir, muhakkak sen her şey üzerine kadirsin. İşte bu Allah'ımıza bunu inansak, ciddi manada inansak bu akşam gidip öğreniriz. Bu Yusuf suresini öğreniriz. Yusuf suresini okumayı öğreniriz. 3-5 kendimiz okuruz. Ondan sonra çoluğumuzun, çocuğumuzun, ailemizin öğrenmesi için gayret ederiz. Yoksa diğer şeylere koşturuyoruz ama Mevla daralttığı zaman ve hu ala kulli şeyin kadir, inneke ala kulli şeyin kadir, muhakkak sen her şey üzerine kadirsin olan Allah'a dayandığımız zaman her şey akar. Her şey böyle bereketler üstümüze gelir. Keda fit tefsir-i tibyan, tibyan'da da bu hadis-i şerif böyle var. Ve zalika bu. Niye böyle, bu hadis-i şerifi peygamber niye böyle buyurdu? Bakalım. Enne Yusuf aleyhisselam, muhakkak Yusuf aleyhisselam übütiliye imtihan olundu. Bi hasedil ihvan, kardeşlerinin hasediyle imtihan olundu. Daha Yusuf aleyhisselam ve kardeşi Bünyamin bunlar diğer kardeşleri tarafından haset olundu. Bir sürü Mevla ona nimet verdi. Bir sürü nimet verdi. Bir sürü, hatta babasının sevgisi biliyor, kıssanın devamında var zaten. Onlar böyle haset olundu. Daha ve şedaidil bi'ri, kuyunun şiddetiyle imtihan olundu. Kuyuya atıldı. Acaba kaç saat kaldı? Aç kaldı, açıkta kaldı, sıkıntıda kaldı. Acaba ondan geçen kervan, şimdi biz okuyup geçiyoruz hemen de, kervan kaç saat sonra geldi? Kaç gün sonra geldi? Ne yedi acaba orada? Ne içti acaba? Daha çocuk. O şiddetlerle imtihan olundu. Ve sicin yani hapisle imtihan olundu. Biliyorsunuz o Maliye Bakanı'nın hanımı Züleyha validemiz Yusuf Aleyhisselam'a bir iftira attı. O iftiradan dolayı 7 sene hapiste kaldı. 7 seneydi Allah'ım. 7 sene hapiste kaldı. Hapisin sıkıntısını çekti. Hapis dediğimiz bugünkü hapishane gibi değil, düşünmeyin ha. Öyle rahat yatağın var, şuyun var, buyun var, öyle bir şey değil. Allah alem bir mağaranın içine atıyorlar. Artık ekmek veriyorlar, vermiyorlar belli değil. Oranın mağaranın içinde yerde yatıyorsun, kayaların içinde yatıyorsun. Artık abdest nasıl bozuyorsun, nasıl alıyorsun, şimdi öyle düşünsenize. O zaman ta kaç yüzyıl önce olan olay. Kaç bin yıl belki olan önceki olay. Bir mağaranın içinde, bir şeyin içinde, taşların üzerinde yiyor, taşların üzerinde yatıyor, taşların üzerinde, her şey orada. İşte bununla imtihan olundu. Fe'ersele gönder, böyle olunca, bunlarla imtihan olunca, fe'ersele gönder kim? Allahu Teala, Allah Teala Hazretleri, kimi? Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Fesellahu, onu teselli etti Mevla. Ve hevvene kolay etti aleyhi, onun üzerine neyi tilke şedaide, şu şiddetleri kolay etti. Bir isalihi, onu ulaştırmasıyla ila makamil üns, üns makamını ulaştırır Mevla Teala ona. Onu üns makamını ulaştırınca o kuyuda kardeşlerinin hasedi, kuyunun sıkıntısı, hapishanenin sıkıntısı, hepsi böyle ona rahat geldi. Onlar ona kolay geldi. Mevla kolaylaştırdı. Ama nasıl kolaylaştırdı? Onu üns makamını ulaştırdı. Daha vel huzuri, huzur makamını ulaştırdı. Öyle ulaştı, o sıkıntı gelmiyor. Hiç. Şimdi halının üzerinde sıkılmıyor musun? 15 dakika daha uzat, değil mi? Sıkılırsın. 15 dakika daha uzatsın bu sohbet, halının üzerinde fösür fösür esen bu klimanın altında sıkılırsın. Gayri ihtiyari gözümüz saate gider. O taşın üzerinde Mevla ile beraber hiç hissetmiyor. Sümme sonra ağda verdi, Mevla verdi ona ni el kuvvete, kuvveti verdi. Davvel izzeti, izzeti verdi. Davvel saltanate, saltanatı verdi. Feale emrehu le safai, onun feale çevirdi neyi? Emrehu'nun işini ile safai, safaya çevirdi, huzura çevirdi. Ba'de enfa'il cefai, çeşit çeşit cefa sıkıntısından sonra, sıkıntılardan sonra, çeşit çeşit sıkıntılardan sonra Mevla onun işini o cefadan, cefa çeşitlerinden
sefaya çevirdi. Sonra ağa oldu, paşa oldu. Femen kim? Bakın. Hafaza, 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 muhafaza ederse, yani oradaki muhafazadan kasıt devam ederse. Hafizu ala salavati ve salatil usta. Hafizu, devam edin. O manada, ezberleyin manasında değil, tamam mı? Ezberleyin manasında değil, devam edin. Femen kim? Hafaza devam ederse. Ala tilaveti sureti Yusuf. Yusuf suresini okumaya. Daha ve tedebbera fi maaniha. Manalarını düşünmede devam ederse. Yusuf suresini okuyor. 3 günde bir, 5 günde bir okuyor, okudukça düşünüyor. Tabi düşünmek için Arapçasını bilmek lazım. O da ayrı bir sıkıntı. Yani sıkıntı derken bizim ayrı bir tembelliğimiz. Sen, ben, hepimiz aynıyız, merak etme. Bu da bizim tembelim. Kim işte Yusuf suresini okumaya devam ederse ve manasını düşünürse vasale ulaşır ila ma o şey ki vasale ulaştı. Kim? Yusuf'u, Yusuf aleyhisselam. Kim Yusuf suresini okumaya devam ederse Yusuf aleyhisselam ve onu ezberleme, onun manalarını düşünmeye devam ederse Yusuf aleyhisselamın ulaştığı şeylere ulaşır. O da neden? Min envai sururi, surur nevilerinden. Kema kale İbn-i Ata rahimahullah teala. İbn-i Ata'nın dediği gibi. Ne dedi? İbn-i Ata, la yesmur, işitmez. Neyi? Sureti Yusuf'e, Yusuf suresini işitmez. Kim mahzunun, hiçbir mahzun. Hiçbir sıkıntılı olan, dertli olan, kederli olan bir adam Yusuf suresini işitmez. İlla ancak işitirse, istiraha, rahatlar. Kema fi tefsiril kevaşi, kevaşi tefsirinde olduğu gibi. Hocamdan duymuştum, hocam buyurmuştu. Böyle medreseden okurken ne zaman böyle canı sıkısa Yusuf suresini okurmuş. Ve rahatlattığını vakidir, gördüm, çok gördüm buyurmuştu. Şimdi canın sıkılıyor. Evde hanımdan bir sıkıntı yaşadın. İş yerinde ustayla, elemanla, patronla artık neyle bir sıkıntı yaşadın. Veyahut da bir şeylerde böyle sıkıntı yaşıyorsun ya. Duvarlar üzerine geliyor. Duvarlar ne yapıyor? Üzerine gidiyor, geliyor. Saatler, saniyeler geçmiyor. Ne yapacağını bilmiyorsun. Çok kederlisin. Böyle dokunmayın bana diyorsun. Bakın, doktora git, gitmen gerekiyorsa git ama doktordan önce Allah-u Teala, yani kitaplarımız buyuruyor ki Yusuf suresini oku. Biiznillah rahatlarsın. Yusuf suresi. Sıkıldın, daraldın. Biri geldi, sıkılıyorum, daralıyorum, böyle çok bunalıyorum. Ne diyeceksin? Yusuf suresi. Ne yapacaksın? Yusuf suresi. Yusuf suresi. Zat öyle buyurdu. Kim Yusuf suresini okursa hiçbir mahzun, illa ancak rahatlar. Kalbin rahatlar. Ki Yusuf aleyhisselam'a verilen şeyler sana verilir. Yani 7 sene hapiste kalırsın, hiç umurunda olmaz. Kuyuda kalırsın, hiç umurunda olmaz. Sonra Mevla çok da ikram eder. Nes'elü, isteriz Allah'ı Allah'tan, neyi errahete, rahatı, min cemil havaşi, bütün sıkıntılardan, bütün belalardan, bütün dertlerden Allah'tan rahat isteriz. Evet, şimdi bu sure-i celilin iniş sebebi, nüzul sebebi. Rüveyi rivayet onu ki, enne ahbaral yahudi, Yahudi rahipleri, Yahudi alimleri, galu dediler ki, melli rüasail müşrikine, müşriklerin reislerine dediler ki, selü, sorun. Kime? Muhammeden, Muhammed aleyhisselama. Limada, ne için? İntikale, intikal etti. Kim? Alu Yakub. Yakub aleyhisselamın ali niye intikal etti? Niye göç etti? Neden? Mineşşami, Şam'dan ila Mısır, ila Mısra, Mısra. Şimdi Mekke'nin müşrikleri Peygamber Efendimiz'den artık mücadele edemeyince geldiler, dediler ki Peygamber Efendimiz semavi bir din, İslam'ın semavi bir din olduğunu iddia ediyor. Semavi bir din olduğunu iddia ediyor. Şimdi bunlar da müşriklere, bu müşrikler de Arap müşrikleri cahildi. Yahudiler ise ilim ehli. İlim ehli, mürekkep ehli tabiri caizse olan Yahudilere geldi, dediler ki, anlattılar ya böyle böyle böyle, biz ne yapalım? Bize biraz akıl verin. Bize biraz ne yapın? Akıl verin. Bu peygamber için nasıl yapalım, nasıl hareket edelim, ne derim, nasıl yapalım, bunu halt edelim, buna galip gelelim. O Yahudi alimleri de Mekke'nin o ileri gelen müşrikleri ne? De onlara akıl verdiler. Dediler ki Peygamber Efendimiz'e üç şey sorun. Üç şey sorun. Bu üç şeye, eğer üçüne de cevap verirse
peygamber değil. Doğru söylemiyor. Üç şeyin üçüne de cevap verirse, cevap veremezse zaten bırakın, köşeye atın. Üç şeyin ikisine cevap verip birine cevap vermezse tamam, o zaman doğru söylüyor, peygamberdir. Mekke müşriklerine böyle akıl verdiler. Dediler ona üç tane soru sorun. Bu üç soruya cevap verirse yalancıdır, inanmayın. Üç sorunun üç birini bilmese zaten boş verin, bırakın. Üç sorunun ikisine cevap verip birine veremezse o doğru söylüyordu. O zaman o peygamberdir. Üç tane soru, biri Zulkarneyn Aleyhisselam'dan, Zulkarneyn Aleyhisselam'ın kıssasından sordular. Biri Yusuf Aleyhisselam'ın bu kıssasından sordular. Bir tanesi de ruhtan sordular. Ruhtan sordular. Ruh nedir? Nasıl ayet-i kerime olsa? Yes'elûneke anirruh. Anirruh. Nasıl? Yes'elûneke anirruh. Devam et. Yok öyle değil. Yes'elûneke anirruh. Kulirruh. Bir de oku. Yes'elûneke, mesela Peygamber Efendimiz'e sordular. Peygamber Efendimiz bazılarına cevap verdi, bazılarına cevap vermedi. Bazılarına dedi ki yarın gel söyleyeceğim. Tabi Allah-u Teala'ya güvenerek. Allah-u Teala'ya güvenerek, vahye inanarak Peygamber Efendimiz buyurdu ki yarın gelin söyleyeceğim size. Ama hikmet-i ilahi ya, Mevla Teala bize öğretecek ya, Peygamber Efendimiz inşaallah buyurmadı. İnşaallah buyurmayınca vahiy gecikti. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün. Be hani geliyorlar, hani haber verecektin? Abi vahiy gelmedi ki, ben seninle söyleyeyim. Ertesi gün bir daha geliyorlar. Hani ne oldu? O işte bazılarına cevap verdi, bazılarına cevap vermedi. Vahiy yok, ben size nasıl söyleyeyim? Bir günü, hatta o Duha suresinde var ya, öyle kafir, hatta o ayet-i kerimenin üzüm sebebi oldu. Dediler Muhammed'in Rabbi Muhammed'i terk etti. Muhammed'in Rabbi ne yaptı? Muhammed'i terk etti, bıraktı. Rivayete göre 40 gün Cebrail Aleyhisselam gelmedi. 40 gün ne yapmadı? Cebrail Aleyhisselam gelmedi. Daha sonra Cebrail Aleyhisselam geldi. Hatta Kehf suresinde var. Nasıldı o? İnşaallah. Yagaden. Ve la tequlenne li şeyin inni failun gaden. Zalike, oku bakalım. Ve la tequlenne li şeyin inni failun gad za kemi. Zalike gaden. İlla yaşallah. Ve bir daha okuyalım baştan. Ve la tequlenne, sakın deme. Bu ayet-i kerimenin üzerine sebep oldu bu olayda. Ve la tequlenne, sakın deme ha. Sakın deme. Li şeyin, bir şey için. Ne deme? İnni muhakkak ben failun, yaparım, yapacağım. Zalike, bunu gaden, bunu yarın yapacağım deme sakın ha. İlla en yaşallah. Öyle mi? Allah'ın dilemesi müstesna. Bir şey dediğin zaman inşallah de. Bize işte inşallah burada kaldı işte. Bir şey yapacağın zaman işte yarın, Nasrettin Hoca'nın kıssasını biliyorsunuz, hocamızdan çok duymuştuk. Nasrettin Hoca elinde parası, hanım soruyor nereye gideceksin? Şeye gideceğim, pazara gideceğim, kasabaya gideceğim, merkep alacağım. Merkep alacağım. Hanıma diyor inşallah de. Ya ne inşallahı? Pazar orada, ben burada, para burada. Hepimiz buradayız, hepimiz burada. Bu inşallah, bunun inşallah, maşallah ne gibisinden. Tabii Nasrettin Hoca gidiyor, dolandırılıyor. Kapıya geliyor işte. Affedersin, merkep yok, hiçbir şey yok. Kapıyı çalıyor. Kim o? İnşallah benim. Hep öyle. İlla inşallah demek lazım. Ben bunu yarın şunu yapacağım, yarın şuraya gideceğim, yarın bunu alacağım, yarın bunu satacağım, yarın şunu yapacağım. Yok. İlla en yaşa Allah, Allah'ın dilemesi müstesna. İşte o peygamber orada inşaallah buyurmadığı için, şimdi Mevla Teala bize öğretecek, ümmetini öğretecek, Müslümanları öğretecek. Öyle oldu. Rivayete göre 40 gün vahiy olmadı. 40 günün sonunda geldi. İşte peygamber şimdi işte Zülkarneyn Aleyhisselam'ın olayını peygamber şimdi anlattı. Yusuf Aleyhisselam'ın olayı, ki Mekke müşrikleri onu da sordular. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasından sordular. Bir de ruhtan da cevap vermedi peygamber Efendimiz. İki olaya cevap verdi, birine yok. Nasıldı? Yeselünneke anir ruh ve yeselünneke anir ruh. Sana ruhtan soruyorlar. Çıkmıyor mu? Ve yeselünneke anir ruh. Sinan, gel buraya, sen ne orada dolaşıyorsun?
Ve yeselune kanir ruh. Devam et. Ve yeselune kanir. Kulir ruh, kulir ruhi min emri Rabbi kuru. İşi Allah'ın ruh, Allah'ın emrindendir. Onun için bilgimiz yoktur. Tamam, böyle oldu. Rüya rivayet olundu ki enne ahbaral yahudi muak yahudi ahbarları din alimleri kavli dediler kime rüasa il müşrikine müşriklerin reislerine dediler ki selu sorun kime Muhammed'e Muhammed Aleyhisselam'a sorun limazâ niçin intikal etti göç etti gitti kim Ali Yakub ve Yakub'un Ali Yakub Aleyhisselam'ın Ali Yakub Aleyhisselam çoluğunu çocuğunu torununu tombala ne varsa hepsini Yusuf Aleyhisselam Mekke'de bakan olunca Mekke'de Yusuf Aleyhisselam bulunca hepsini topladı Şam-ı Şerif'ten Kenan ilinden Mısır'a intikal etti göç etti. Ve an kıssati Yusuf kıssasından sorun. Değil böyle akıl verince Yahudi alimleri müşriklere onlar da fefaalü yaptılar zalik bunu da fenezelet indi hadi suratı bu sure celle indi Yusuf suresi indi. Estağfirullah bismillah. Elif lam ra tilke ayatul kitabil mübin. Elif lam ra tilke bu nedir ayatul kitab kitabın ayetleridir. Öyle kitap ki el mübini apaçık olan kitabın ayetleridir. Elif lam ra elif lam ra. Şimdi buna huruf-u mukadda ayat müteşabihat Allahu a'lem bi muradi bi zalik diğeri neydi? Amenna bihi ve küllün amenna bihi bilmek yetmiyor zamanı gelince çıkmıyor işte. Amenna bihi küllün min indi rabbina. Öyle değil mi? Bir baksana Ruhul Furkan'da vardı öyle. Veyahut da efendim sohbetlerinde var. Bunları bu ayet-i kerimeleri işince dört şey duyacağız. Bunlar huruf-u mukadda kesik harflerden oluşmuştur. Mukadda kesik. Misal alfabedeki A, B, C, D, E bunun gibi böyle söylenir. A, B, C. Yani bakın şimdi şöyle bakın burada K, U, R bir Kur'an diye bir okunmuyor tamam mı? K, U, R, A, N diye okunuyor. Yoksa Kur'an diye okunmuyor. Bu harfler Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Alem 23 yerde vardı. 23 yerde böyle sure başlarında var. Bunlar harflerin kendi isimleriyle okunur. Yan yana gelseler bile birbirlerine bitişir de etkileşmezler. Etkileşim sağlamıyorlar. Başlarında nasıl alfabedeki isimleri neyse o şekilde okunuyor. Huruf-u müteşabihat müteşabih ayetlerindendir. Zahir uleması bunun manasını bilmeyiz buyuruyorlar. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın Ali İmran'ın ilk sayfasında 7. ayet-i kerimede Huve Allah ellezî o zattır ki enzele indirdi aleyke senin üzerine neyi el kitabe kitaba minhu o kitapta vardır. Ayatun muhkematun muhkem ayetler vardır. Manaları açık, hükümleri belli olan ayetler vardır. Hünne ümmül kitap bunlar kitabın anasıdır. Ve uharu müteşabihatun diğerleri müteşabih ayetlerdir. Diğer müteşabih olan ayetler de vardır. Elif, lam, ra gibi, yedullah gibi. Tamam mı? Bunlar müteşabih ayetlerdir. Fe emmellezine o kimselere gelince ki fi kulubihim onların kalplerine vardır ne zeyhun bir meyil olan bozukluğa, sapıklığa meyil olan kimselere gelince fe ettebi'une tabi olurlar ma o şey ki teşabihe müteşabih oldu minhondan. İptigâl fitneti, fitneyi talep ettikleri için onları müteşabih ayetleri araştırırlar. Ve ibtigâ'e tevilihi onun tevilini araştırırlar. Ve mâ ya'lem bilmez neyi tevilihi onun tevilini bilmez illallahu ancak Allah bilir. Bunun tevilini kim bilir? İllallahu ancak kim bilir? Allah bilir. Hanifi alimleri, Hanifi'nin zahir alimleri, zahir ulema buyuruyor ki bakın Kur'an-ı Kerim elinizde olsa görürsünüz burada üzerinde mim durağı var. Yani burada dur. Buraya nokta koyuyorlar.
Ve ma ya'lem bilmez neyi tevilehu tevilini illa ancak bilir kim? Allahu Allah. Hanefi uleması diyor ki bunların mana zahir ulemasından bahsediyoruz. Ancak ve ancak Allah bilir. Biz bunlara Allahu a'lem bi muradihi bizalik, bundan muradın ne olduğunu Allah bilir deyip işin içinden çıkarız diyorlar. Şafii uleması ise burada durmuyorlar. Ve mesela ve rasihune fil ilmi yekulne amenne bihi. Hanefi ulemasının devamını söylüyorum. Ve rasihune, Hanefi uleması yine oraya nokta koyuyorlar. Devamındaki ayet-i kerimeye şöyle devam ediyorlar. Ve rasihune, rasih olanlar, yani kökleşmiş olanlar, çok iyi bilenler, nerede fil ilmi, ilimde kökleşmiş olanlar, yekulune derler, amenna, iman ettik bihi buna. Küllün, hepsi min indi rabbina. Zaten aradığımız yerde burasıydı. Hepsi Allah'ımızın katındandır. Ve ma yedekkür, tezekkür etmez illa ulul elbab, ancak halis akıl sahipleri tezekkür eder, düşünür. Şimdi Hanefi uleması diyor ki bunların tevilini ancak Allah bilir. Şafii uleması bu ve ma ya'lemu tevilehu illa Allah'ta durmuyorlar. Onlar devam ediyorlar Şafii uleması. Şafii ulemasının zahir alimleri. Ve ma ya'lemu bilmez tevilehu, bunun tevilini ki illa ancak Allah Allah bilir. Daha var rasihune fil ilmi. İlimde rasih olanlar da bilir diyor Şafii uleması. Şafii uleması ne diyor? İlimde rasih olanlar da bilir. Hanefi uleması diyor ki bunu sadece Allah bilir. Tamam. Bunda böyle bilgimiz olsun. Ama Hanefi ulema, Hanefi mezhebinden olarak Hanefi ulemasının dedikleri var. Bunlar mukaddaa tarafı, huruf mukaddaattır. Ayat müteşabihattır. Allahu alem bi muradi bi zalik, bundan muradın ne olduğunu Allah bilir. Amenna bihi kullun min indi rabbina, biz bunlara iman ettik, hepsi Rabbimizin katındandır. Bu doğru şeyi söyleyeceğiz. Şimdi ama hafif buraya dokunduran alimler de var. Ehlullah da var. İbrahim Hakkı, İbrahim İsmail Hakkı Hazretleri de buradan hafif söylüyor. Elif Lam Ra buyuruyor ki yani en Allahu era. Bunun tevili bu Elif Lam Ra'nın tevili buyuruyor ki bu şekildedir. Elif Lam Ra, Elif'in enenin e'si, Allahu'nun lamı, era'nın ra'sıdır. En Allahu era'dır burası. Ene ben Allahu Allah'ım, era görürüm. Ve esma'u işitirim neyi? Sualihum, onların sualini, iyyake. Sana olan suallerini, sana olan suallerini işitirim. Neden? En hadil kıssati, bu kıssadan sana olan suallerini bilirim. Ve yukalu, bazıları şöyle söyledi. En Allahu era, ene ben Allahu Allah'ım, era görürüm. Sani'a, ihvete Yusuf'e, Yusuf'un kardeşlerinin yaptıklarını görürüm. Ve muameletehum marhu, ona yapılan muamelelerini görürüm. Bu şekilde bu ayet-i kerimeyi Elif Lam Ra'ya bu şekilde mana verdiler. Ve yukal denir, bazıları şöyle dedi. En Allahu era ma yeral halk ve ma la ve ma la yeral halk. Ene ben Allahu Allahu Allah'ım, era görürüm, ma o şey ki yara görüyor, el halku, halkın gördüğünü de görürüm, ben Allah'ım. Tabii öyle bir Allah'ım ki halkın gördüğünü de görürüm ve ma o şeyi de görürüm ki la yeral halk, halkın görmediğini de görürüm. En Allahu era, ben görüyorum. Neyi görüyorum? Halkın gördüğünü de görüyorum, insanların gördüğünü de görüyorum, insanların görmediğini de ben görüyorum, haberin olsun. Ve yukal denilir. Elif Lam Ra, bakın çok acayip bilgiler bunlar. Elif Lam Ra ne içindir? Elif Lam Ra tadidun, bir saymadır. Lil huruf, harfleri saymaktır. Ala sebil-i tahaddi, çekişmek üzerine bir saymaktır. Allah-u Teala onlara öyle diyor. Ey müşrikler, bakın her zaman söylediğim bir şeydir. Bu dini yıkmak için acayip acayip çalışıyorlar, uğraşıyorlar, çok uğraşıyorlar. Gece gündüz katmadan uğraşıyorlar. Peygamber Efendimiz zamanından bu zamana kadar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurdu. İlk sayfalarda var ya, üçüncü sayfada var. Dördüncü sayfa. Bir, onun bir mislini getirin. Misli, onun mislini getirin. Kur'an-ı Kerim'de dördüncü sayfanın alt taraflarında var. Veyahut da üç değil mi?
3 devammış. Ve in kuntum fi raybi mimma nazzalna ala abdina fe in şayet ve in şayet kuntum ilisiseniz fi raybin şüphedeyseniz mimma şeyden ki nazzalna biz indirdik ala abdina kulumuzun üzerine indirdiğimizde şüphede ediyorsanız fe etu getirin bir suretin bir sure getirin mimmisi onun bir benzerini getirin. Eğer kulumuza indirdiğimiz bunda bir şüpheniz varsa ne yapın? Bir mislini getirin. Evet o çağırın şühedaikum şahitlerinizi çağırın min dunillahi Allah'tan başka bütün şahitlerinizi de çağırın in kuntum sadıkın sadıksanız fe inşaat lem tefalu yapamazlarsa ve lan tefalu elbette yapamazlar. Şimdi bakın o kadar Mekke kafir var şu anda var Arabistan olup kafir olanlar var Peygamber'in zamanında belir edebiyatçı nice kafirler vardı o kadar hiçbirinin kafası çalışmadı mı ya hadi kardeşim bu ayet bu insan böyle diyor biz toplanalım bir tane ayet getirelim. Diyelim bak senin Kur'an'ı getiremez dediler. Biz de getirdik. O zaman senin Kur'an'ın hak değil. Ama yapmadılar. Mevla onların yapamayacağını biliyor. فَاِنْلَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا Eğer yapamazlarsa, elbette yapamazlar zaten. وَاتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ Tutuşturucusu insanlar ve taşlar olan cehennemden sakının. Mevla onlara tehdit ediyor. Onlarla çekişiyor. Bunları getirerek, bu ayetleri getirerek hadi, hadi sizin kullandığınız harflerle ben ayet getiriyorum. Sizin kullandığınız harfleri kullanıyorum. Sizin kullandığınız kelimeleri kullanıyorum. Bir öyle bir denk getiriyorum ki siz belir edebiyat sahibi insanlarsınız. Bunun ne olduğunu anlıyorsunuz. Hadi siz de getirin. Diyorsunuz ya Peygamber Efendimiz için kendi kafasından uydurdu, kendisi yazdı, kendi şey yaptı. Hadi akıl sahibiyseniz, belagatçıysanız, edibiyseniz, neyseniz de hadi siz de benzerini getirin. Bak 3 tane harfi yan yana koyuyorum. Siz onu bile yapamıyorsunuz. Burada Allah'ın onlara çekişmesi vardır. فَلَا مَحَلَّ لَهُ مِنَ الْاِعْرَابِ Bu harfler için İrab'dan mahal yoktur. اَوْ خَبَرُ مُبْتَدَوُمْ Buraya arkadaşlar dikkat edelim. Elif, lam, ra bazılarına göre İrab'dan mahalli yoktur. Bazıları diyor ki mahsuf bir mübtedanın haberu mübtedanın mahsufin mahsuf bir mübtedanın haberidir. Yani hadi suret bu sure elif, lam, ra yani mübteda ne? Hadi suretü. Şu sure nedir? Elif, lam, ra. Anladın mı? Bu mahsuf bir mübteda olan hadihi suretünün haberidir. Yani müsemmat bihadel ism bu isimle isimlendirilmiş bir suredir. Yakbul fakiru. Fakir dedi ki para dağıtsak herkes uyanık olur ama para dağıtamadığım için herkes yatıyor. İsmini duydular ve mutlu oluyorlar uyuyanlar. يَقُولُ الْفَقِيرُ Fakir diyor ki اَسْلَحَهُ اللّٰهُ Allah ıslah etsin el-kadiru kadir olan Allah ıslah etsin tabi kendisi için İsmail Hakkı Hazretleri tevazu ediyor Allah ıslah etsin buyuruyor ki kendisi buyuruyor ki اَلْحُرُفُ الْمُقَدَّاتُ huruf-u mukaddaa min esrar-ı mektumeti gizlenmiş sırlardandır ellet öyle sırlar ki يَحْرُمُ haram olur ifşa-uha onu ifşa etmek لِغَيْرِ اَهْلِهَا Ehlinin gayrısına ifşa etmek haramdır. Bunlar çok ince ilimlerdir. Bunu herkese anlatamazsın. Anlatılması haramdır. Niye? Çünkü insanlar anlamazlar. İnsanlar anlamazlar. Zahiri alimler anlamazlar. Muhyiddin İbn Arabi'yi halen tenkit ederler. Hallacı Mensur Hazretleri'ni şehit ettiler. Mevlana Hazretleri için ileri geri konuşuyorlar. Onun için bunlar bu Kur'an'daki bu Elif, Lam, Ra gibi olan yerler ehline verilmiş çok ince ilimler vardır ama onda herkese ne yapılmaz açıklanmaz. Ve kavlu bazihim bazının kavli hadis huruf bu harfler nedendir minel müteşabihatil Kur'aniyeti Kur'an'ın müteşabih ayetlerindendir. La ya'lem bilmez ne maaniha onun manalarını illallahu Allah bilir. Bazıları öyle dedi değil mi? Ulema ne dedi? Ayet-i Kerime'de okuduk ya Hanifi mezhebi uleması ne diyor? Bunun manasını Allah bilir. Bu nedir işte? Sülükün gitmektir. İlâ tarîkil estemi. En sağlam yola gitmektir. Ve teslimun lil emri ilâ ehli. İşi ehline bırakmaktır. Ulema bize bunu öğretti. Böyle değil. Âmennâ bihi kullun min indi rabbina. Hepsine biz iman ettik. Hepsi Allah katındandır. Hepsine iman ettik Allah katındandır. Öyle değil. Fazla karışmaz. Bunun manasını kimse bilmez. Bize böyle öğrettiler. Niye? Bu en salim yoldur. Ama velese bi baidin uzak değildir min keremillahi teala Allah Teala'nın kereminden, Allah'ın ikramından uzak değildir. En yufiz akıtması maaniha onun manalarını ala kulubil kümmeli kamil olan, mükemmel olan kamillerin kalplerine Mevla bunları
manalarını akıtır. Bu uzak değildir. Lakin onlar innem ancak yermizune remz ederler, işaret ederler biha bunlara ve yüşürüne işaret ederler bi gayri tasrihin, açık açıklamadan hafif gösterirler. Kamil olan zatlara Mevla'nın bunun manaları akıtması uzak değildir. Mevla onlara gösterir, öğretir. Elif lam mim ne demektir? Elif lam ra ne demektir? Yasin ne demektir? Mevla onların manasını onların kalplerine indirir. Onlar da az bir şey işaret ederler. Niçin? Bi hakaiqiha, onların hakikatını, savnen lil ukuli zayifi. Az bizi, o zatlar bize az bir şey işaret ederler. Biz bu harfler hakkında Kur'an boştur, şudur, budur demeyelim için. Az bir şey bize işaret ederler ama ve hıfzan li ahdil me'huzi minhum, kendilerinden de söz alınmıştır. Bunu herkese söylemeyeceksin diye o ehlullah'tan manevi olarak da söz alınmıştır. O sözlerine de sadık olarak o sözlerini muhafaza için açıklamayazlar. Ama bizim gibi zayıfları, bizim gibi aklı çalışmayanları bu Kur'an boş mudur, değil midir, boşunadır artık böyle demeyelim, düşünmeyelim için de azıcık o manalara işaret ederler. Ama bizim tefsirlerimizin büyük zatları işaret etmiştir. Anlattığının çok ötesinde manalar vardır. Bunu böyle bilelim. Tamam, burada kalsın. El-Fatiha.